Sevgili Tavşan Halkı, 28 Aralık 2021 günü, yani bugün Salı günlerden, Tavşanlı Belediyesi Web TV'si aracılığıyla gündeme dair konularda siz değerli halkımın karşısında bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gününüz hayırlar getirsin ve yeni yıl artık gözüktü. Yeni yılda hayatınız umduğunuz gibi geçsin diye temenni ediyorum. Malumunuz 20 Aralık itibarıyla dolarizasyon meselesinden kaynaklanan sıkıntı bir gecede 18 Türk Lirası'ndan 11 Türk Lirası'na kadar geri gelmeyle neticelendi. Yani Türk halkının Türk Lirası mı dolar mı meselesi konusu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrasında yapmış olduğu açıklamayla Türk Lirası olarak halk tarafından yeniden tercih edilir hale geldi. Öncesinde Tavşanlı Belediyesi olarak da bizim özellikle müteahhitlik hizmetlerinde ve mal alışverişlerinde sıkıntıya girdiğimiz konulardan bir tanesi piyasada malın hem olmayışı hem de yüksek fiyatlarla günlük fiyat farkının ortaya çıkmasıydı. Yani bir diğer deyişle vatandaşımız fiyat etiketi manyağı ve sarhoş olmuştu. Aynı gün piyasada malın sabahki fiyatı farz edin 10 lirayken akşamüstü 12, 13, 14 gibi böyle absürt, umulmadık rakamlara ulaşılabiliyordu. Bazı malların neredeyse kara borsaya düştüğünü gördük hep beraberce. Talep ediyorsun, ortalıkta mal yok. Mal varsa da adam verme taraftarı değil. Çünkü yarın ben aynı malı nasıl yerine koyacağım endişesi vardı. Bu bir takım spekülatörlerin, fırsatçıların ve böyle zamanları fırsat bilen bir takım insanların ortaya koyduğu psikolojik bir tepkileme olayı. Yani gündemi kendi lehine, kendi fırsatçılığına devşirme olayı, kullanma olayı. Bu manada dolardaki sakinlik oluştuktan sonra biz bir hafta itibariyle piyasayı sakinlemesi için bekledik. Bugün ve önümüzdeki günlerde esnafla ilgili denetimlere başladık. Bugün özellikle ilçemizde faaliyette bulunan market ve ona benzer büyüklükteki satış yerlerini ve aynı zamanda mandıraları denetledik. Gördüğümüz manzaranın özetini söyleyeyim. Hani etiketleri güldür güldür böyle yukarıya çeken bir zihniyet maalesef bugün hala, çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane marketin temel gıda maddeleri üzerindeki, kendi içerisindeki fiyat farklarına baktığımız zaman insan hem gülüyor, hem asabileşiyor, hem de diyor ki derdiniz ne kardeşim diyor. Bugün bir tespit yapıldı. Ben buradan market, 13 tane markete 13 adette peynir gibi süt ürünleri satan mandıralara şu uyarıda bulunmak istiyorum. Bugün tespitler yapıldı. Önümüzdeki günlerde yeniden tespitler yapılacak. Türkiye ortalaması zaten belli. Ticaret Bakanlığımızla bu konuda gerekli yarışmalar belli. Fiyat etiketleri, fiyat indeksleri ortada zaten şu anda. Onların mukayesesi yapılmak suretiyle vatandaşımızın lehine gerekli fiyat ayarlamasını yapmayan, hala fahiş fiyatta satan firmalarla ilgili belediye olarak da biz kanuni boyutlarda üzerimize düşen sorumluluğu yapacağız. Örnek vermek gerekirse 13 adet markette bugün mesela salça ile ilgili 13 adet marketin kendi içerisindeki değerlendirilmesinde en düşük salça fiyatı 7,5 TL. 7,5.
En yükseği de 11.95, yani 12 Türk lirası. Arada neredeyse 4,5 lira fark var. Ortalama fiyatı da 8.9 Türk lirası. Yani 7,5 en düşüğü, en yükseği 11.95, ortalaması da 8.9 civarında. Yine makarnada en düşük fiyat 3.1 kuruş, 3 lira 1 kuruş. En yükseği 5.9 TL, hatta 5.95 TL. 3.1, 5.95. Ortalama fiyatı da bunun 3.89 ile 4.95 arasında dolaşmakta. Yine yağa baktığımız zaman 5 litrelik yağ, bildiğimiz çiçek yağına, burada en yüksek fiyat 150 Türk lirası. 150 Türk lirası. En düşük fiyat da 105 Türk lirası. Neredeyse 45 lira fark var. Ortalama fiyat da 116 ile 122 arasında değişiyor. 150 Türk lirası en yükseği, 105'e en düşüğü, ortalaması 115 ile 122 Türk lirası arasında. Devam ediyorum. 1 litrelik süt de, yani burada insaf demek gerekiyor. Evet. En düşük fiyat 6.9 lira. Yani 1 litre sütün fiyatı 7 lira en düşüğü. En yükseği de 11.9, 12 lira neredeyse. Hatta 12.95 bile var. Ortalaması ise bunun 8.9 lirası. Yani 6.9 en ucuzu, en yükseği 12 Türk lirası, ortalaması da 8.9. 5 kiloluk una geldiğimiz zaman en ucuz fiyat, baktığımız zamanki meselede 33 lira 99 kuruş. Yani 34 lira. En yüksek fiyat da 50 Türk lirası. 17 lira fark var. 16 lira fark var. Ortalama fiyatı da bunun 34-35 lira civarında. Hatta un da bir marketimizde, ben diğerlerindeki ortalama yüksek fiyatı söylerken, bir marketimizde de 49 lira 95 kuruş. 50 Türk lirası. Uçmuş bu anlamda. Çayda, şekerde, mercimekte, pirinçte de keza böyle fiyat farklılıkları bulunmakta. Marketlerdeki tablo bu. Biz bunların tespitini bugün itibariyle yaptık. Yine mandıralarda tam yağlı peynirin kilosu en ucuzu 32,5 Türk lirası, en pahalısı 50 Türk lirası. Ortalama fiyat 40 lira civarında. Hatta 40-42 lira civarında. Yarım yağlı peynirlerde en düşük fiyat 25 lira. En yükseği 43 lira. Ortalaması 27 ile 32 lira arasında dolaşmakta. Süzme yoğurt. Burası çok garip. Süzme yoğurtta baktığımız zamanki meselede 15 lira süzme yoğurdun fiyatı en düşüğü. En pahalısı da 25 Türk lirası. Yani 1 kilogram süzme yoğurdun kilosu 25 lira. En düşüğü de 15 lira. Arasındaki ortalama fark da kaç liraya tekabül ediyor? 22-23'e tekabül ediyor. Bayağı bir farklılık var. Tereyağında en düşük fiyat 65 lira. Hani en yüksek fiyat da 76 lira. Bunun arasındaki makas biraz daha az. Bakıyorsunuz eski Salamur'da aynı. Bir de günlük tüketimde vazgeçilmez dediğimiz yumurta konusu da, o da çok ilginç. En düşüğü 34 lira, en yükseği de 40 lirasına değişiyor. Yani bunun ortalaması da 35 lira. Yani yumurta 35 lira civarına oturması gerekiyor. Bunları anlatmamızın nedeni şu: biz hiçbir esnafımızın kaybetmesini istemeyiz. Aldığı malı yerine koymasını talep ederiz bu anlamda. Ama hani olası zamlar gelecek düşüncesiyle
fiyatları afaki noktaya getirmenin bir anlamı yok. Bu manada tavşanı da biz 80 bin kişi, Türkiye'deki 80 milyonla aynı düşüncedeyiz. Kalbimiz aynı atıyor, beynimiz aynı çalışıyor, aynı nefes alıyoruz, aynı ülkenin vatandaşıyız. Dolayısıyla bize hizmet verenler de bu ülkenin vatandaşlarına hizmet etme düşüncesiyle aynı zamanda ticari kazanç peşinde koşan insanlar, insan grupları. Böyle zamanlarda lütfen halkımızın yanında olalım. Vurgunculuk peşinde koşmayalım. Fiyatları çok aşırı bir şekilde yükseltmeyelim. Makul seviyelere inşallah bir haftalık dönem içerisinde getirelim diye bugünkü açıklamayı bizatihi yapma mecburiyetine kaldık.